bir tabii kuşu merak ettin ha? Ha? Sırfımızın kuşu. Evet. Ümit geldiğinde öyle güzel rastladı ki değişim oldu, burada uyuşturmalar şey yaptı da tamam mı? Çocuklar sessiz olmanız lazım ama. Biliyorsunuz değil mi? Ses yapanlara bakayım. Evet. Okulu dedim şeye yaptırıyorsunuz. Bu arada. Bundan sonra daha olacak. Komutan bir işçi çıkıyor. Anladın mı? Sıraat basmasını karşısına. Anladın mı? Komutan. Yol bir sizi de aşağıdan yukarıdayız. Bunun da iyi. Saygı yöneticilerim. Evet. Ünlü öğrencilerimiz. Tabii biz de bunu şaşırdık. Çok mutlu olduk. Önce biliyoruz olduğunu fark ettik. Yaklaşık 2 haftadır kuruşkaya yatıyor. Biliyorsunuz bir de eşi var. Eşiyle de nöbet değişimi yap. Kuruşkaya yatırıp çıkarmaları gerekecek. Bu sürece katkıda bulunmamız lazım. Biz de bozmadık. Projeksiyonumuzu belki kaybedeceğiz ama projeksiyonumuzu kullanamıyoruz. Bu hafta için size adını koydunuz. Ne koydunuz adını? Kızıl Kumru. Evet, güzel bir adı. Hadi eşiniz, hatta eşini ve eşiniz. Bizler Aslan Çimento ailesi olarak çocuklarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini anladığımızda ara tatil dönüşü kumruların projeksiyon üstünde yuva yaptığını gördük. Yumurtaladığını gördük. Bunları buradan kaldırmadan doğal hayatın içine de enjekte ederek kumruların yuvalamasını, kuluçka süresini hem gözlemliyoruz hem de hayvan bilinci, hayvan doğa sevgisi gereğince çocuklarımızı bunu izlemelerini, kumrularla beraber vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Nisan ayındaki ara tatilden sonra okula geldiğimizde ders yaparken derste bir anda bir kuşun sınıfta uçtuğunu fark ettik. Sağa sola baktık. Nereden geldiğini tabii ki şaşırdık. Yani çocuklar da şaşırdı. Sonra dolapları, kitaplıkları baktık. Ama göremedik bu kuşun nerede şey yaptığını. Daha sonra kuşun projeksiyonumuzun üst tarafında yuva yaptığını fark ettik. İçine yuvaya baktığımızda 3 tane yumurtasını fark ettik. Daha sonra biz tabii sevindik. Çocuklar çok şaşırdı. Böyle bir doğa olayının sınıfımızda gerçekleşmesine çok şaşırdık. Koruma altına aldık. Akşamları giderken okulumuzun, sınıfımızın pencerelerini açtık. Daha sonra da beslenmeye çıkıyordu. Birkaç gün sonra da eşiyle karşılaştık. Eşi gelip nöbet değişimi yaparak kuruşkaya oturmaya başladılar sırayla. Yaklaşık 2 haftadır da bu süreç devam ediyor. İnşallah birkaç gün içinde yavrulan çıkacağını düşünüyoruz. Çok tabii sevinçliyiz. Okulu merak da ediyoruz. Çocuklar da merak ediyor. Yani yavrularını burada nasıl besleyecek, nasıl uçmayı öğretecek. Bu süreci, doğada olan bir süreci sınıfımızda olmasına çok şaşkınız. Çok da sevinçliyiz. Ara tatilden sonra içeriye 1. veya 2. derste bir kumru kuşu uçmaya başladık. Şaşırdık. Önce yuvasını aramaya başladık. Dolapların arkasına baktık. Bulamadık. En sonunda projeksiyonun üstüne baktığımızda orada yuvasını gördük. Yuvanın içinde 3 tane yumurta vardı. Böyle, o gün çok şaşırmıştık. Birbirimize ne olacak diye soruyorduk. Belki 1-2 gün kaldı yumurtaların çıkmasına. Yuvasını bozmadık tabii. Ne olacak çok merak ediyoruz arkadaşlarımızla. Yavru kuşların uçma denemesini merak ediyoruz. Yumurtadan çıkmalarını görmek istiyorum ben açıkçası. Güçlüğe bak şu aslanın.